Herkese merhabalar. Yeni bir video, yeni bir proje ile birlikteyiz arkadaşlar. Gördüğünüz 4 adet 40 x 25 x 10 milim ölçüsünde 4 adet neodyum mıknatıs ve burada manyetik olmayan bir adet çelik milim var arkadaşlar. Evet, burada ise bakır telimizi görmektesiniz. Ortalama 0.70 milimetre kalınlığında bakır teli bir ahşap parçası var arkadaşlar. Ölçüleri 12 santim boyunda, 4 santim genişliğinde ve 20 milim kalınlığında şu şekilde basit bir ahşap parçası var. Ahşap parçasını bobinlerimi sarmak için kullanacağım. Bobini sarabilmek için basit bir şablon oluşturacağız arkadaşlar. Birazdan ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Evet, bobinimizi saracağımız düzeneyi hazırladım. Şu şekilde bobinimizi kolaylıkla saracağız. Bobinimizin bir giriş ucu, bir de çıkış ucu olacaktır doğal olarak. Şu şekilde benim yaptığım gibi aralara parça korsanız bobininiz daha kolay çıkacaktır. Buradaki parçaları çekerseniz ahşaba sarılmayacaktır bobin. Evet, bobin sarımımız tamamlandı. Şimdi bobinimizi iple saracağız arkadaşlar. Normal motorlarda da bildiğiniz gibi bağlantılar iple sarılıyor. Şu kısım dağılmasın, hemen burada bir hemen aynı şekilde diğer kısmı da iple saracağız. Jeneratörümüz yavaş yavaş tamamlanmak üzerine. Evet, şimdi burçlarını yerleştireceğim arkadaşlar milin. Tabi daha önce ben manyetik olmayan bir metal kullanacaktım. Bakın bu manyetik değil. Yalnız bu... Evet, mıknatıslar çok güçlü. Bunlar buraya girmediği için mecbur başka bir mil bulmak zorunda kaldım. Gördüğünüz gibi milimiz şu şekilde buraya. Yalnız bunlar manyetik. Manyetik özellikli olması milin manyetik etkiyi güçlendireceği yerde tam tersi olur. Manyetik etki milde toplanır. Diğer görüşlerin aksine ben şu şekilde düşünüyorum. Siz bakır telin etrafına silisli sac, yani manyetik bir alan oluşturmaz iseniz bakır telden daha fazla verim alacaksınız. Evet, bu aşamada yatakları yerleştireceğiz arkadaşlar. Yalnız kısa devreye mahal vermemek için şu şekilde plastik 2 adet parça
kesmeniz gerekiyor. Yani 3.4 gibi bir mesafe bırakalım. Yine bu aşamada karbonat kullanacağım ben. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu anda milimiz kolay bir şekilde hareket ediyor. Bu önemli. Şimdi mıknatıslarımızı milimizin üzerine yapıştırarak işlemimize kaldığımız yerden hızla devam edeceğiz. Öncelikle birinci mıknatısımızı yapıştırıyorum. Tabi güçlü mıknatıslar olduğu için ister istemez birbirlerini çekeceklerdir. Evet, birinci mıknatısımızı yapıştırdık arkadaşlar. Hemen arka yüzünü çeviriyorsunuz. İki mıknatıs birbirini çekmeli. Gördüğünüz gibi çekiyor şu anda. Yani zıt kutup oluşmalı yine. Burada da diğer projeler gibi. Ama birazdan farklı bir detayı size göstereceğim. Hemen ikinci mıknatısımı da yapıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi buradaki mıknatısımın kutbu N, diğer taraftaki ise S arkadaşlar. Hemen yanındaki de S olacak, yani ittiğine göre mıknatısımı ters çeviriyorum. Şu şekilde yapıştırıyorum. Diğer mıknatısımızı yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, jeneratörümüz şu anda hazırlandı. Gördüğünüz gibi mıknatıs dizilimi NN SS şeklinde. Hemen ölçü aletimizle ilk önce boştaki akımını ölçelim. Daha sonra yük altında test edelim. Tabii yine ölçü aletimizi bu kademede alternatif 200 kademesine alacağız. Çünkü üretmiş olduğumuz akım alternatif akım olacak. Şimdi ise hızlı devirde süreceğim. Gördüğünüz gibi 30 volta yakın bir gerilim aldık. Hemen 12 voltluk bir ampul test edeceğim. Şu şekilde bir araba ampulü. Evet arkadaşlar, peki bunu nasıl çevireceğiz? Bakın, buraya bir tane vantilatör pervanesi koyduk. Vantilatör pervanesiyle şu şekilde bakalım ledimiz yanıyor mu? Ledlerimiz 12 voltla çalışıyor. Neden yanıp sönüyor? Çünkü alternatif akım doğru akıma çevirmediğim için ledlerim bu şekilde yanıp sönüyor. Basit bir rüzgar türbünü yapabilirsiniz bununla. Akünüzü şarj edersiniz, telefonunuzu şarj edersiniz, bağda, bahçede, tarlada basit ve etkili bir rüzgar türbünü oldu diyebiliriz. Umarım faydalı olmuştur. Benzer projeler için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir projede buluşuncaya kadar hoşça kalın.